Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Kanalın Kralı'ndan yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Background Eraser uygulamasının nasıl kullanılacağı ile alakalı güzel bir video oluşturmak istedik arkadaşlar. Niye böyle güzel bir video oluşturmak istedik diyorsak, onu da şunu söyleyeyim. Bilgisayar ortamında biliyorsunuz ki birçok programı kullanarak, başlıca Adobe Photoshop'u kullanarak arkadaşlar herhangi bir resmin arka planını nasıl tamamen kaldırabileceğinizi kimi zaman hani herkes bilmiyor ama bilen arkadaşlar vardır. O kadar da kolay bir işlem değil. Bunu tabii ben Paint üzerinden de yapabiliyorum ama Paint üzerinden %100 ve çok profesyonel bir işlem olmasa da gerçekleştirilebiliyor. Ama çok da kolay bir işlem değil arkadaşlar Paint üzerinden. PowerPoint üzerinden yapılabiliyor. O neredeyse yakın. Yani kolaya yakın bir işlemi mevcut arkadaşlar. Peki biz bunu Android cihazlar üzerinden, Android telefon veya Android tablet üzerinden nasıl yapabiliriz? Herhangi bir kendi resminiz olabilir, web üzerinde bulmuş olduğunuz resim olabilir. Bu resimleri nasıl arka planda kaldırabilirsiniz? Onu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi bu videomuzdan sonra yine videonun altına bu videonun uzun metraj videosunu da sizlerle paylaşacağız. Çünkü çok detaylı bir şekilde nasıl kullanıldığını gösterdik o videomuzda. Bu videomuzda da kısa bir özet olarak göstereceğiz. İstiyorsanız başlayalım. Program bu şekilde açılıyor. Programı internet olmadan da kullanabiliyorsunuz. Programı yani uygulamayı kullanabilmeniz için cihazınızda root olmasına gerek yok. Dediğimiz gibi internet bağlantınızı kapatarak da yapabilirsiniz ki kapatarak yapmanızı tavsiye ederiz. Alt tarafta reklamlar çıkıyor gördüğünüz üzere. Onları da engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız başlayalım. Biz şu anda ben YouTube içerisinde Need for Speed Underground 2 oyunu üzerinden bildiğiniz üzere araba yamaları yapıyoruz. Tabii bu araba yamalarını yaptığımız zaman da bu YouTube küçük resimleri yani thumbnail resimleri için bir ekran resmi oluşturmamız gerekiyor. Yani hangi araçla ilgili yama yaptık, o aracı oraya oturtmamız gerekiyor. İşte o aracın da kusura bakmayın. O aracın da arka planını kaldırarak yapmamız gerekiyor. Yoksa kötü bir görüntü olur. Şimdi biz bu işlemimizde telefon içerisinde, Android telefon içerisinde veya bunu tablet içerisinde de yapabilirsiniz. Android telefon içerisinde webten indirmiş olduğumuz bir araba dediğim otomobilinin arka background yani arka kısmını, arka renklerini tamamen kaldıracağız. Sadece arabanın olduğu resme ihtiyacımız var. Arka plan kaldırılmış bir resim elde edeceğiz arkadaşlar. İstiyorsanız başlayalım. Şimdi burada Load Photo var. Gördüğünüz gibi bu üst taraftakilerin hiçbir önemi yok bizim için. Sadece şu kısım var. O da oluşturmuş olduğunuz artık fotoğrafımı veya düzenlemiş, editlemiş olduğunuz fotoğrafı paylaşabilirsiniz ama burada direkt çıkıyorsa muhtemelen uygulamayı paylaştığı alakalı bir şeydir. Bize ihtiyacımız olan tek yer şurası arkadaşlar. Load foto yani bir fotoğraf yükle diyor. Yükle dedikten sonra açılan resimler var. Bu kısımlarda benim özel resimlerimde mevcut. Şimdi burada benim şu araçla ilgili bir şey yaması gerçekleştirdim. Toros'la ilgili. Renault 12 Toros. Bu aracın biz arka planda olan gri kısmını kaldıracağız. Yükledik aracı. Şimdi parmakla buradan şurada done kısmı var. Yani tamamlamamız gerekiyor, yüklememiz gerekiyor. Şöyle parmağımızda kıstırıp açtığımız zaman arka plan resmi yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir de şey var. Daha detaylı videomuz hani diğer şuradaki alt parçaları daha detaylı bir şekilde görmek istiyorsanız videonun sonunda Background Eraser'ın full video başlığı altında videomuza ulaşabilirsiniz ve buradaki uygulamanın tüm özelliklerini buradaki kısımdan görebilirsiniz arkadaşlar. Neyin ne olduğunu o videomuzda görebilirsiniz. İkincisi zaten buradan da özet olarak içerisinden geçeceğiz. Şimdi burada kesme var. Kesmeden sonra şuradaki yakınlaştırma şeyi var. Bu da puntomuzun yakınlaştırma. Şuradaki puntoyu görüyorsunuz. Yani silebileceğiniz bu manuel silme olarak biliniyor. Buradaki puntoyu yükselttiğiniz zaman şu arka planda sileceğiniz bölümleri veya nereyi silmek istiyorsanız şuradaki kırmızı butonu işte gördüğünüz gibi yaptık. Şuradaki bir şey yaptım. Şuradaki kırmızı butonu nereye hareket ettirirseniz bu şekilde silebilirsiniz. Arka planı elde edebilirsiniz. Eğer böyle bir hatalı işlem yaparsanız şuradaki undo veya ileri geri tuşlarına basarak şu şekilde ileri geri alabilirsiniz ve resminizin orijinal görünümüne veya bir sonraki görünümüne
geçiş yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. Puntoyu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Silme puntosunu. Otomatik var, Magic var. Biz bu videomuzda bunları kullanacağız. Hızlı bir şekilde arka planı kaldıracağız. Şimdi otomatik dediğimiz zaman hangi kısmı istiyoruz? Bu kısmı istiyoruz. Gördüğünüz gibi bu kısmı yaptık. Ama bize ne verdi? Şuradaki resmin şu kısımlarını da kaldırdı gördüğünüz üzere. Tabii gölge kaldı, mükemmel. Gördüğünüz gibi gölge tamamen kaldı arkadaşlar. Şimdi şurayı da yapalım. Tamam. Şurayı da yapalım. Tamam. Şurayı da yapalım. Tamam. Yani gördüğünüz gibi aracın arka planı tamamen kalktı. Peki biz buradaki yerleri nasıl düzenleyeceğiz? Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Manuel kısmına geçiş yaptık. Buradan şöyle geldik. Biz burada pardon, manuelden repair kısmı var. Repair kısmında da diyelim ki şöyle geldik. Burayı resmin alınan bölümlerini geri getireceğiz. Repair'da tamir etme. Buraya bastığımız zaman gördüğünüz gibi daha önceki buraları kaldırılan yerler tamamen geldi arkadaşlar. Ama şu var ki şunlar da geldi. Ne onlar? Şunlar da geldi arkadaşlar. Şu arka plandaki gri renkler de geldi görüyorsunuz. Bu gri renklerden de kurtulabilmemiz için bizim ne yapmamız gerekiyor? Burada Magic diye bir seçenek var. Bu Magic seçeneğine bastığınız zaman burada sadece o kırmızı noktanın yakınlaşmadan özür dilerim tekrardan. Şöyle bu arada resmi hareket ettirmeniz için iki parmağınızı kullanmanız gerekiyor. İki parmağınızla sağa veya sola yapmanız gerekiyor. Buradan arkadaşlar şuradaki puntoyu ayarlıyorsunuz. Biz bu kadar yaptık. Şimdi yakınlaştırdığımız zaman fark ediyorsanız sadece aracın bölümleri kalıyor. Yani bu bir sprey boya gibi düşünün siz bunu. Sprey boyanın o kırmızı halkanın yakınlaştırdığı yere kadar yerleri kaldırabiliyorsunuz. Ve şu anda tam oldu. Yani biz profesyonel bir resim elde etmeye çalışmıyoruz. Örnek olarak anlattığım bir şey bu. Evet, şunu yine iki parmakla yakınlaştırdık. Yine buradaki kırmızı yerin altına şöyle tutuyoruz. Eğer rengin arkasında farklı bir renk varsa mesela siyah gibi az önce gördüğünüz mesela şu yukarıdaki anten var. Anten kısmını düzenleyeceğiz birazdan. Düzenlediğimiz zaman oradaki bu Magic'in diğer özelliğini göreceksiniz. Nedir bu diğer özelliği? Diyelim ki anten siyah ama arka planda kaldırmak istediğimiz yer ise gri. Biz bu griyi kaldırırken siyaha dokunmuyor. Fark ediyorsanız pardon özür dilerim. Yani tabii kalkıp da siyahın üzerine getirmeden yanından aldığınız zaman arkadaşlar oradaki siyah bölüme dokunmuyor. Sadece griye dokunuyor. Tabii bunu da yine ayarlarken şu alt taraftaki puntoyu boyutunu küçültmenizi tavsiye ederiz. Çünkü her yeri kapsamasını istemeyiz. Yani bozabilir diye. Bu şekilde anten de bu şekilde kalabilir. Hani çok detaylı bir düzenleme yapabiliyorsanız arkadaşlar bu şekilde pardon yine özür dilerim. Şu anda gördüğünüz gibi aracın arkası tamamen mükemmel bir şekilde kaldırıldı. Gölge dahil mükemmel bir şekilde kaldırıldı arkadaşlar. Ben bu resmi kullanacağım. Resmin üzerine resim bindirerek bir thumbnail resmi yapacağım arkadaşlar. Bunun için de bu uygulamayı telefonumda çok kısa özelliklerini hani öyle ahım şahım detaylı bir şekilde çalışarak değil de 2-3 tane rötuş ile çok küçük bir uygulama. Bu arada uygulamanın boyutu 5 MB kadar büyüklüğünde bir uygulama arkadaşlar. Yani telefonunuzda çok büyük bir alan kapsamayacak ve küçücük uygulama ile
çok büyük yani çok büyük işler ve işlemler yapabilirsiniz ki ben sadece örnek büyük bir yani kaba bir resim üzerinden gösterdim. Siz bunu kişisel bir resim olarak da yapabilirsiniz. Mesela gökyüzüne karşı çekilmiş bir resminiz var. Arka plan komple mavi. İşte otoyla veya magic ile bunları arka plandaki mavi tüm hepsini tek bir tıkla kaldırabilirsiniz ve resminizi istediğiniz yerde arka planları da istediğiniz gibi düzenleyerek yeniden biçimlendirebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz. Uygulamanın indirme linklerine video altından ve videonun sağ üst köşesinden ulaşabilirsiniz. Yine uygulamanın full detaylı kullanım videosunda yine videonun sonunda veya videonun sağ üst köşesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha, istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.